Değerli seyircilerimiz, Kanal 23 ekranlarına Seçime Doğru programına hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Kendisi MHP Kovancılar İl Genel Meclisi adayı Bahattin Uğur'la beraberiz. Kendisinin aslında biraz da seçim çalışmalarından bahsedeceğiz. Sizin de Bahattin Bey'e sorularınız varsa numaramızın WhatsApp kısmını kullanıp yollayabilirsiniz. Program boyunca da alt bant olarak kalacaktır. Bunu da ekleyelim. Şöyle ihbaratlı olarak geçen. Bahattin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz nasılsınız efendim? Ben deyim, çok teşekkür ederim. Bu arada bugün memurların alacağı maaş oranı da belli oldu. %49.25. Bütün hem emeklileri hem memurları hayırlı uğurlu olsun diyelim. Amin. Bununla başlayalım. Amin. Tabii burada işçiler de var efendim. Evet. İşçilere de %32.57 verdiler. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Amin. Bahattin Bey, sizi ekranlarda ilk defa ağırlıyoruz. Aynen efendim. Tabii ki Elazığ'ın birçoğu aslında sizi tanıyor. Daha önce de yapmış olduğunuz sendikal çalışmalarla beraber siyasette de. Efendim. Evet, siyasette de sizi tanıyorlar. Zaten bugün bir siyasi yüz olarak sizi ağırlıyoruz Seçime Aynen. Doğru programında. Öncelikle sizi sizden bir tanıyalım. 1965 Kovancılar ilçesine bağlı Uzunova mezrasında dünyaya geldim. Tabii çocukluğum köyümde geçti. İlkokuldu. Köyümüzde okul olmadığı için Çaybağ'ın ayasına gittik. 4. sınıfa kadar Çaybağ'ın ayasını okuduktan sonra 1975'te baraj geldikten sonra köyümüze su aldı, Elazığ'a geldim. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Elazığ'da okudum. Daha sonra da gençlik dönemlerinde 1989'da Elazığ Belediyesi'ne girdim. 22 yıl çalıştıktan sonra 2011 yılında bizim tayinimizi milli eğitime çıkarttılar. Milli eğitimde göreve başladıktan sonra geçici görevden gençlik spor il müdürlüğünde 12 yıldır çalışıyorum. Evet. Şimdi bu sizin çalışma hayatınızdı. Bir de siyasi yüzünüzle beraber sizi tanıyalım. Siz aslında MHP Kovancılar İl Genel Meclisi adayı olarak zaten şu anda sizinle beraberiz. Öncelikle bir şunu sorayım size, MHP ile ne şekilde tanıştınız? 1978'de ortaokul öğrencisiydim. Değerli bir hocam vardı şu an hayatta, Yumruk Polat. Onun vasıtasıyla ülkücü oldum. Bu hareketin içinde aşağı yukarı 45 yıl bir geçmişim var. Çizgim hiç değişmedim. 1987-1916 yılları arasında Milliyetçi Çalışma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Merkez İlçe'de İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve 3 dönemde İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım. Bu şehri çok iyi tanıyorum. Çok iyi tanıyorum. Seçimlerde görevim ola olmaya partimin geleceği için her türlü elimden geleni yapıyorum. Evet. Zaten baktığımız zaman aslında Elazığ MHP'nin çok güçlü olduğu şehirlerden bir tanesiydi. Şimdi biraz daha şöyle detaylandıralım. Bizim vaktimiz çok, Bahattin Bey. Şu MHP içerisindeki, yani parti içerisindeki görevleriniz, orada alanları biraz daha açalım. Partinin beyni Merkez İlçedir. Evet. Yani 10 yılımı Merkez İlçede geçirdim. Bu merkez olsun, köyler olsun, beldeler olsun. Buradaki Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilatını kuranlardan biriyim ben. Türkiye'de ilk mahalle teşkilatlarını kuran benim. Sayın Genel Başkanımız da Devlet Bahçeli'di. Elazığ teşkilatının yapmış olduğu programı diğer illere yazı yazarak aynısını, Elazığ ne yapmışsa siz de aynısını yapınız. Bu işin mimarı benim efendim. Biraz daha açalım mı? Tabii. Yerel teşkilatlanmaları siz oluşturdunuz. Tabii, tabii, tabii. Mesela örnek sürüm. Bir üniversite mahallesi vardı. Evet. Bu üniversite mahallesinde başkan yardımcısı, en az 20 tane de yönetim kurulu üyesi vardı. O mahallede bir çalışma mı olduğu zaman 20 kişi hazır efendim. Telefonlarıyla beraber bu insanlara ulaşıyorduk. O mahallede bir çalışma, bir toplantı olduğu zaman o insanlar bir araya gelip çalışma yapıyorlardı. Şimdi Elazığ bunun yanında köylerde hekaza, beldelerde olsun. Bu insanlarla sürekli istişare halindeydik. Aylık divan toplantısı yapardık. Yine bu benim şeyim,
O dönemin il başkanı Yavuz Kuzgun'du. Ben de merkez ilçe dedim. Teşkilatlardan merkez ilçe başkanımız da Zeki Katı'dı. Biz bunlardan beraber çalıştık. Allah'a çok şükür bu teşkilatta görev aldığım dönemlerde layığıyla görevimi yapmışım. Rabbim nasip ederse il genel meclisi de olursam aynı hizmeti de hem Elazığ'a hem Kuvancılar'a yapmak istiyorum. Evet. Ki zaten süreç tam belli evet. olduktan sonra çok güzel projelerimiz var. Projelerimizi süreçle beraber söyleyeceğinizi belirttiniz. Şimdi Kovancıları biraz konuşacağız ama bölgedeki vatandaşlarla ikili ilişkilerinizi de ben merak ediyorum. Sonuçta Kovancılar Elazığ'ın bir ilçesi. İlçesi bir ve nüfus bine, yoğunluğu olarak en büyük ilçesi. 40 bine yakın nüfusu olan köylerle beraber bu insanlar sürekli ben bölgeye gidip gelirim. Taziye'de, düğünde, hastada. Mesela seçim bitti değil mi? 14 Mayıs seçimleri bitti. Ben seçimden sonra 40 tane köye gitmişim. Bir kısmı ziyaret, bir kısmı taziye, bir kısmı da gitmişim insanın hal ve hatırını sormuşum. Ve bu insanlar çok mutlu oluyorlar. Ya kardeşim sen seçimden seçime köyümüze gelmiyorsun. Ama bugün gelmişim bizim halımızı hatırımızı soruyorsun. Bu insanlar bu cümleleri bana kullandıkları zaman ben mutlu oluyorum. Mutlu gününde yanındayım, acılı gününde de tabutunu omuzluyorum. Evet, evet. Bunlar aslında çok büyük insani değerler. Bu insani görevler. Evet. Bu insani görevler ama Allah'a çok şükür gittiğim yerde bu insanlara karşı bir mahcubiyetim olmuyor. Niye gidip soruyorum bu insanları? Seçimden seçime gitmiyorum bölgeye. Evet aslında insanların veya seçmenlerin muzdarip olduğu konulardan veya serzendiği durumlardan bazıları seçimden seçime hatırlanmak istemiyoruz. Tabii. Değil mi? Aynen. İşte mesela ilçeden geliyor vatandaş. Gece beni arıyor. Benim hastam var. Koşuyorum. Hem Allah rızası için hem o köyüne gitmişim. O insan bana kapısını açmış. Güler yür göstermiş bana. Ben ona değer vermek zorundayım. Bugün de o adam bana işi düşün. Mecbur ilgileneceğim. Bahattin Bey, ilçelere baktığımız zaman aslında şunu görebiliyoruz. Mesela son çeyrekte artık ulaşım daha kolay. Mesela sağlık hizmetleri, okul gibi eğitim alanları artık onların ayaklarına kadar gidiyor. Ama bu bir 20 yıl öncesinden bahsettiğimiz zaman hani böyle biraz daha köy mantalitesi hakim olduğu için bizim ilçelerimizde hakikaten o zaman uzanan ellerin kıymeti daha önemliydi. Tabii. Çünkü belki de oteller yetersizdi. İnsanlar gelip o sağlık ihtiyacını gidermek durumunda kaldığında insanların evlerinde kalıyorlardı. Arayacakları zaman bir muhatap bulmaları çok önemliydi. Hakikaten bunun 20 yıl önceki bir ilçelerimizin vizyonuyla şu anki bir değil. Değil. Ben bir örnek vereyim mesela. Benim köyümde okul yoktu. Ben günde 8 kilometre giderdim, 8 kilometre gelirdim. Niye köyümüzde okul yok? Ama şu an tamam bir taşmalı sistem çıkmış. Gelip köyde evinin önünden alıyor, ilçeye getiriyor. Yani çevre köylerin taşmalı bir okul olduğu için oraya getirip onu da okula getiriyor. Akşamda alıp evine götürüyor. Bu güzel bir şey. Dünya değiştik de Türkiye'de değişmek zorunda. Evet. Gelişime ayak uydurmak zorundayız. Tabii. Dünya değiştiyse Türkiye'de değişmek zorunda. Evet. Evet ve çok şükür o değişimi bence evet. yakalıyoruz. Evet. Bunu ilçeler bazında da görebiliriz. Aslında evet. baktığımız evet. zaman Elazığ bizi dışarıdan takip eden seyircilerimiz için söylüyorum. Aslında il merkezinin ilçe merkezlerinden daha büyük olduğu bir çehredir il olarak. Şimdi benim ilçem göç alan bir ilçe. Evet, ana yol üstünde de. Sürekli nüfusu artan, sürekli nüfusu artıyor. İlçe büyüyor. Şu an 10 tane ilçemiz var. En büyük ilçemiz Kovancılar. Kovancılar. Nüfus bakımından, seçmen bakımından, bölgede Allah'a çok şükür ekonomisi düzgün olan iş adamlarımız var. Allah kısmet ederse ben seçilirsem o bölgeye bir organize sanayi. Ha kendi başıma yapamam. Ama dağ kimi sırtımda milletvekilim var. Sen bir ışık veri var. O ilçenin sorunlarını Ankara'ya taşıyacağım. O da ilgilenecek. Evet. Ve bunun sözünü de almışım. Diyor ki başkan sen seçil gel ben sana her türlü yardımcı olacağım. Biz bu şehrin çocuklarıyız. O ilçenin çocuklarıyız. Benim için ilçeler fark etmez. Karakoçan'da bir, Kovancılar'da bir, Palo'da bir, Baskil'de bir, Ağın'da bir. Ama Kovancıların şöyle ama bir farkı var. Ama ben o ilçeden seçildiğim zaman
o insanlara hizmet etmek ben kendime bir borç biliyorum. Evet. Borç biliyorum. Allah rızası için. O insan bana güvenmişse, bugün buralara kadar gelmişsem o insanların katkısı var benim üstümde. Evet. Ben öyle bir düşüncedeyim. Bahattin Bey, şimdi kovancıların şöyle bir durumu da var. Bir de şunu söyleyeyim. Evet, lütfen. Bölgedeki eksiklikleri getirdiğim zaman burada benim il başkanım Yunus Bey Bal her konuda benim yanımda. Destekliyor beni. Yeter ki sen o bölgeden seçil gel. Bu şeyler beni mutlu ediyor. Eğer benim peşimde il başkanım, vekilim destek vermese ben bu işleri nereden yapacağım? Yok. Geçenlerde Kovancılar'da bir pancar meselesi oldu. Pancar meselesi, adam tarlada çıkartmış pancarını. Veremiyor. Ama konuyu vekilimize taşıdık. Vekilimiz mecliste dile getirdi bunu. Şimdi de geziyorum karşıma çıkıyor. Ya vallahi razı olsun. Yeter ki ben o bölgeden seçilem geleyim. Kovancı'nın eli olacağım, ayağı olacağım, sesi olacağım. Ben farklı bir siyasetçi. İnsanları ben unutmam. Vatandaş bana geldi mi? Ben onun işi uğraşıyorum abla. Ve kendisine de dönüyorum ben. Kardeşim ben senin işini buraya kadar getirdim. Bundan o yana benim gücüm yetmiyor. Ama Rabbim bana bunu, bu kimliği, bu il genel meclis üyeliğini verirse, nasip ederse o zaman daha da farklı olur. Evet. Bürokraside çok güzel dostlarım var. Burada olsun, Ankara'da olsun. Ama yine de diyorum, en güvendiğim, bana destek verecek Sayın Semih Işık bir vekilim. Evet. Şimdi baktığımız zaman sizi zaten soracağım Kovancılara, o bölgeye ne kadar hakimsiniz diye. Ben kendi bilgilerimle şunu söyleyeceğim. Bu benim kendi düşüncem. Mesela baktığımız zaman Kovancılar şey derler, hatta köprünün o tarafı derler. İçerisine aynen. Kovancıları, Palu'yu, Arıcak ve Alacakay'ı alırlar. Aslında bir bölge olarak. Belki Karakoçan biraz daha uzakta. Karakoçan'ı da alabiliriz. Hakikaten bu ilçelerimizi lokomotif görevi de üstlenebilecek bir ilçemiz. Çünkü nüfus yoğunluğu en fazla ve çok şanslı bir güzergahta. Birçok ilin birbirine bağlandığı çok güzel bir güzergahta ve Kovancılardan çok farklı bir şekilde istifade edilebilir. Bunlar benim düşüncelerim. Siz tabii, neler söyleyeceksiniz? Tabii katılıyorum. Katılıyorum. Öncülüğü Kovancılar yapacak. Ama bu öncülüğe kim vesile olacak? İl encümenleri, belediye başkanı, vekiller. Biz bunda geride kalmayacağız. Biz orada seçildiğimiz zaman sadece Milliyetçi Hareket Partisi il genel meclis üyesi değil. Kovancılar il genel meclis üyesi olarak ben kendimi söyleyeceğim. Ben seçime kadar partiliyim. Ama seçildikten sonra herkes benim yanıma gelecek. Bana oy veren vermeyen. Ve oluyor şu an. Bak ben bu seçimde Kovancıların 76 tane köyü var. Bunun %70'ine gittim ulaştığıma kadar. 68 tane mezrası var. Bu insanlara ben, bir kısmı bana oy verdi, bir kısmı vermedi. Oy vermeyen insanlar da var. Gece dedim saat 2'de gelen vatandaş kan için. Bana oy vermedi. Ama sıkışmış. Benden yardım istiyor. Ben gittim. Gitmek zorundayım ben. İsmini vermiyorum o köyü. Vermem de koştum, gittim. Elimden geleni gece insanları buldum. Kanını verdim, çıktım. Budur ablam şimdi. O bölgede seçilmiş insanlar öncülük edecek. Seçilmiş insanlar olmasa normal vatandaş bir şey yapamaz. Bölge sürekli gelişiyor. Bir sürü fabrika yapılıyor. Niye bir organize sanayimiz olsa o bölgede olmaz mı ablam? Var. Zenginimiz çok. Şart. Allah'a çok şükür. Zenginimiz var. Şeyde sanayi sitesi yapılmış. Şehir içinde kalmış. İlçenin içinde kalmış. Buna bir çözüm olması lazım. Belediye öncülüğü gelecek. Bizler de destekleyeceğiz. İl genel meclisleri, vekillerimiz. Siyasette ağlamayana meme yok abla. Korkacaksın. Koşturacaksın. Şahsımızı istemiyoruz. 40 bin nüfusu bir ilçe var orada. Ondaki insanların menfaati önemli. Batıl uğrun değil. Batıl uğur değil. Batıl uğur bir kişi. Ama onda 35 bin, 40 bin kişi insan yaşıyor o coğrafyada. O insanların derdine derman olmak zorundayız.
Ben onda seçilsem ne seçilmesem ne olur? Önemli değil. Ama seçilem ki o yöredeki insanlara hizmet edeyim. Seçildim. Gitmedim. Gelmedim. Telefonlara cevap vermedim. Karşılaşıyorum. Karşılaşıyorum ablam. Bir vatandaşın 14 Mayıs seçimleri öncesi sel geldi bir köyde, ismini verme o köyün. Vatandaşımız bir sürü uğraştı. Gele o kepçe göndereler, evinin öndeki mili alalar. Bir ay sonra ancak geldi. Yazık değil mi? Bölgenin il genel meclislerinin hepsine söyledi. Ben de o bölgede seçim çalışması yok. Ben de aradım insanları. Dostlarımızı, arkadaşlarımızı. Ama yazık. Bu insan bizim insanımız. Ben devletim. Ben devletim. Ben devleti onu da temsil edeceğim. Batın uğur olarak değil. Devleti temsil edeceğim. Vatandaş bana yetki verirse ben vatandaşın derdine derman olmaya çalışacağım. 7/24 benim telefonum açık abla. Açık. Vatandaş arıyor ha. Gecenin hangi saatinde cevap veriyorum. Ama Rabbim nasip ederse daha da farklı olacak. Evet. Biraz daha kovancıların sorunlarını konuşalım Mubatin Bey. Mesela geliştirilebilecek yönlerini. Çünkü diyorum ya, kovancılar lokal olarak çok şanslı. Hem araziler düz. Mesela diğer ilçelere baktığımızda bir maden olsun, Alacakaya, Arıcak, bunlar düz alanları, tarıma uygun alanlar çok az. Ve ücralar ana yoldan, büyük illerden biraz daha uzaktalar. Hakikaten coğrafyanın çizmiş olduğu sınırların meşakkatini yaşayan ilçelerimiz. Ama kovancılar çok şanslı. Ve Palu'ya yakınlığı, Palu çok kadim bir ilçemiz. Buradan benim eski Palu'ya, ilçem. Bütün, tabii ilçelerimize kovancılar, selam olsun. Kovancılar 1987'ye kadar bizim Palu'ya ilçe olmadan Palu'ya bağlıdır. Alacakaya, benim hala kimliğimde Palu yazar. Evet. Palu yazar tabii. Tabii şimdi bölge kalkınmaya elverişlidir. Niye diyorum? Bölgemizde zengin çok. Bir organize sanayi yapılırsa bu insanlar gelişi güzel fabrikayı yapmayacak. Yapmayacak şimdi ablam. Bakıyorum tarım alanları şu an hep bir konut, hep bir bina. Fabrikalar yapılıyor. Şey oluyor bu. Niye? Belediye öncülük edecek. Belediye inşallah o bölgede de Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkanı alacak. Ben de o arkadaşımızla çalışacağız biz o bölgede. Hizmet edeceğiz. O insanlara çare arayacağız. Çare aramasan ikinci bir seçimde sana oy vermez o insan. Bizim hedeflerimiz çok büyük bölgeye ilgili. Bir iki tanesini şimdi açıkladım. Ama Allah nasip ederse sıralama da inşallah yakın bir zamanda belli olacak. Tarih belli mi Bahattin Bey? Efendim? Tarih belli yakın mi? Bir 10-15 güne kadar herhalde teşkilatımız açıklar. Rabbim inşallah bize de nasip eder, orayı verirlerse. İnşallah. İnşallah güzel bir ekip kuracağım. Gitmediğim köy, gitmediğim mezra, tutmadığım el kalmayacak Allah nasip ederse. Evet, zaten 7/24 telefonla. Tabii. Aynı. Seçim çalışmalarına başladınız mı Bahattin? Tabii. Şimdi ben aday olmadan önce kovancılarda, köylerde oturan birincileri, akrabalarımı hepsini aradım. Aradım. Ondan sonra kovancılarda geçmişte ilçe başkanlığı yapan, Milliyetçi Hareket Partisi'nde ilçe başkanlığı yapan büyüklerimi, kardeşlerimizi hepsini aradım, istişare ettim. Bir de kovancılarda ülke ocaklarında başkanlık yapan insanları da aradım. Dinimize göre istişare sünnettir. Ben bu sünneti yerine getirmiştim. Kendi teşkilat başkanları, kısım akrabam, herkesin olurunu aldıktan sonra ben aday olmama karar verdim. Geldim, müracaatımı yaptım. İl başkanımız da takdir etti. Biz de geldik. Bugün burada aday olarak karşınızda sohbet ediyoruz. Evet. Ki bu ilk canlı yayın tecrübeniz ve tabii, hakikaten çok iyisiniz. Hiç şimdi, belli değil. Ben 35 yıllık siyasi hayatımda hiç televizyona çıkmamıştım. Ama kahvede, köyde mikrofonu alıp konuşmuşum. Ama İlk yeni çıkıyorum televizyona. Aslında sendikacılığın da getirmiş olduğu bir getiri olarak bir düşünüyorum. Tabii. Kısa sürede bir 7-8 yıl Elazığ'da ben milli eğitimde temsilcilik yaptım sendikada. Üst kurul delegeliği yaptım. Tabii insanlarla karşılıklı çok konuştuk.
cemiyetçilik yapmışsın, siyasetle uğraşmışsın. Her türlü insandan karşılaşıyorsun. O insanlara cevap vermek kolay değil. Çok, çok zor. Bak buraya gelmeden önce adam arıyor. Diyor ki başkanım, ya diyorum ben sendikacılığı bırakmışım. Bize yüzde kaç geldi? Benim maaşım kaç lira oldu? Bir şey diyemiyoruz ama ne dedim, cevap veriyor bu insana. İşte sendikacılık beraberindeki o insanların, biz sendikaları daha ziyade şu şekilde kullanıyoruz aslında. Bir sorun çözme mekanizması olarak görüyoruz ve sorunlarımızı yansıtıyoruz. Cevap talep ediyoruz yani. Evet. Çözüm talep ediyoruz. Bu alanda da çalıştığınız için siz birçok insanın zaten sorunlarına, işte o süreçlerine de vakıfsınız. Evet, bu da siyasete evet. Yansıyor. Bu da çok evet. Büyük bir katkı. Şimdi şöyle diyeyim ablam sana. Öğleye kadar kendi derdimize yanıyoruz. Öğleden sonra başkasına. Hem sendikacılık hayatımda çok sıkıntılı şeylerden karşılaştım. Hem siyasi hayatımda. Çok sıkıntılı insanlardan karşılaştım. Derdine deva aradık. Derdine çare aradık. Ama Allah'a çok şükür elimizden gelen her şeyi de yaptık ablam. Paylaşmak istediğiniz durumlar varsa seyircilerimize de arz edebiliriz Bahattin yok, Bey. Yok, bir şey diyeceğim yok ama bu şehirde, o ilçede ben göreve talibim, hizmet etmeye talibim. Evet, zaten bölgenin insanısınız. Elazığ'da yaşarsanız da oradaki diyaloglar koparılmadı, sürekli oradasınız. Hiç bağımı kopartmamışım. Ne dedim? Mutlu günlerinde de yanındayım, çağırmışlarsa düğünlerine. Acılı günlerinde de acılarını paylaşmışım. Evet. Sadece bir Kovancalı ilçesi değil, köyleri değil. Ben her tarafa gidiyorum. Her tarafa gidiyorum. Baskil'e de gidiyorum, Kevan'a da gidiyorum, Ağın'a da gidiyorum. Mesela dün bir vatandaşlara, ya başkan gelirdin keşke Ağın'dan aday olayım. Kardeş dedim ben tamam Ağın'da seçim çalışmalarına çok gelmişim ama ben Kovancılar tarafındayım. Benim diğer Kovancılara komşu ilçelerimize de gidiyorsunuz değil mi? Tabii. Palu'ya da giderim. Oradaki ziyaretlerimizden de bahsedebiliriz. Tabii mesela bu Kardın'a da gitmişim, dostlarım var. Arıcak'a da gitmişim, Alacakaya'ya da gitmişim. Kamuda müthiş bir hizmet etmişim insanlara. Gidersin Karaçor'da, Hoşmat'ında da, Okçıyan'da da, Kayalık'ta da, ablama söyleyeyim, Karınca'da da, Kürüm'de de, gitmediğim köyde ayak basmadığım yer, dokunmadığım insan kalmamış. Yeter ki bana işi düşe abla. İl başkanımızdan Semih Bey'di. Bak Semih Bey bu süreçte aşağı yukarı 4-5 aylık vekil. Evet. 5 aylık, 6 hayırlı aylık olsun vekil. Kendisine de tekrar. 58 bin kişi ziyaret etmiş kendisini. Bu bir rekordur abla. Bir rekordur. Allah'a şükür aynı şeyde biz de Elazığ'da her tarafa ulaşıyoruz. Gidip geliyoruz abla. Evet. Yarın ben bölgedeyim, Kovancılar bölgesi. Gideceğim ablama. Ama Allah kısmet ederse asıl seçim kampanyasını cuma günü cuma namazını bir köyde kılacağım. Bismillah deyip meydana çıkacağız abi. Sahaya ineceğiz. Bahattin Bey, insanların size ulaşması çok rahat dediniz. 7/24 hizmete zaten talibim, beni arayabilirler dediniz. Siz oralara gittiğinizde insanların teveccühü size nasıl? Çok iyi ablam. Çok iyi. Şimdi ben bu insanlara gitmişim seçimde. Bu adam bana kapısını açmış. Evine gitmişim. Çayını içmişim. Bu insan Elazığ'a geldiği zaman beni arıyor. Beni ziyaret ediyor. Bu insana ben de değer veriyorum. Eğer o insan o köyde bana değer vermişse ben mecbur değer vereceğim. Hı hı. Arıyor, aradığı zaman şimdi diyor ki ya başkan sen diyor geç kaldın. Ya nasipte değilmiş. Ben mesela 99 seçimlerde de benim niyetim vardı. 2009 seçimlerde de vardı. O zaman partinin yönetimindeydim. Ben her dönem MHP'nin içindeyim abi. MHP'nin temel taşlarından biri. Mesela bana arkadaşlar diyor ki ya başkan sen Milliyetçi Hareket Partisi'nin kara kutusu. Doğrudur. Niye? Çizgimizi hiç değişmedik. Rabbim de bugün bize nasip etti. Evet. Bu sizin ilk adaylık süreciniz aynen, mi Bahattin Bey? Aynen. İşte mesela 99'da niyetim vardı. İkinci sırada il başkanımız Yavuz Kuzgun belediye başkanı adayı oldu. İl başkanımız Sayın Namlı'dı. Dedi ki ikinci sıra senin dedi. Dedi senin hakkına. Sen dedi beraber çalıştık sen çok koşturuyorsun. Dedim başkanım. He dedim sonra vazgeçtim. 2009 seçimlerde yine ikinci sıradayım. Melisa Hanım.
Başka bir siyasi partiden değerli bir abimiz geldi. Ülkücü kendisi. Ama şartlar oluşmuş. Başka bir siyasi partiye gitmiş. Geri döndü. Ben yine onu geri bu arkadaşımıza verdim. Ben çok vefalı bir insan. Bana o dedim kapısını açan, değer veren köyünde ben o vefayı nasıl ödeyeceğim? Ben onu şey diyorum, yapayım o insana nasıl bir iyilik yapayım? Onun o iyiliğin altına kalayım. Ben herkes şeyleyim ama. Değer bana kim vermişse ben o insana her türlü saygıda, sevgide kusur etmem. Evet. Şimdi şöyle bir soruyla devam edelim. Açıkçası soracağım son sorulardan. Siz de Bahattin Bey değinmek evet. istediğiniz başka konular olursa onlara da değinin lütfen. İl Genel Meclisi üyeliğine özellikle başvuru nedeniniz de merak ediyorum. Mesela siz uzun yıllardır partinin içerisindesiniz ama İl Genel Meclisi'nden işte adayı olduğunuzu açıkladınız neden? Tabii ben niye böyle ben baktım ya bu insanlarla işli dışlı oluyorum. Her seferinde koşturuyorum. İşlerine ilgileniyorum. Yapam yapmayayım. Baktım olmuyor. Böyle düşündüm bir böyle bizim bir çeyrek kadro arkadaşlarımız var. Ülkücü böyle. Bu harekette emekler olmuş. Geçmişte biz beraber görev yaptık bu insanlarla. Böyle istişarede oturduk. Dedim ya arkadaşlar Allah kısmet ederse ben İl Genel Meclis üyeliğine aday olacağım. Dedi biri dedi ya kardeş dedi geç kaldın başkan dedi sen. Ya dedim nasip değildi kardeşim. İki sefer niyet oldu. Niyetlendik. Ama nasip değil dedim. Giremedik dedim. Tabii arkadaşlar önce bana dedi merkezden aday ol. Merkezden aday. Tabii daldım düştüm. Burada değerli abilerimiz var. Abi diyorum o insanlara. Bu harekete büyük yemekleri olmuş. Tabii istişare ettik. Teşkilatım Sayın İl Başkanım saygı duyuyorum. Cesur yüreklidir. Çalışkandır. Gecesini, gündüzünü bu harekete, mücadeleye veren bir insandır. Gitmişim yanına. Dedi abi biz seni Kovancı'ya uygun görüyoruz. Kovancı'dan aday adayı. Tabii epey sohbet ettik. Tekrar ilçeye gittim. Merkezdeki, ilçe merkezindeki dostlarımıza. Kırsaldaki insanlara telefon açtık. Bir kısım köylere gittim. Onlardan istişare ettik. Tabii biz Kovancı'ya karar verdik aday olmaya. Rabbim çıktığımız yolda yar ve yardımcımız olsun. Kovancı'lardaki vatandaşlarımızdan önce dua bekliyorum. Sonra desteklerini bekliyorum. Evet. Ki dediniz ki cuma günü namazımı kıldıktan sonra evet. bir köyde evet. Aile büyüklerim var o bölgede. Aile büyüklerim var. Önce onların elini öpeceğim. Sonra dualarını alacağım. Bismillah deyip sahaya ineceğiz orada. Geç kalmadınız değil mi? Yok, yok. Bu süreçte bölgede şu an 76 köyümüz var, 68 metre var. Aşağı yukarı 60 köye ulaşmış. 60 köye ulaşmış. Mezralara gitmişim. Kendileri arıyorlar. Mesela 2019 seçimlerinde ben yine bölgedeydim. Adayım adayı değilim. Elazığ'da Sekame'de görevliyim. Bir de kendi bölgeme bana görev verdiler. Şu an İl Genel Meclis üyemiz çıkarttık biz. Ahmet Çiftçibaşı. Hasta Rabbim hayırlı şifalar versin. Amin. İstanbul'a tedaviye gitmişti. Dün gece aradı beni. Dedi kardeşim dedi duydum aday olmuşsun. Desteklerimle, duamla seninle. Dedim Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tabii ben şunu dedim. Sen adaysan ben aday değilim. Ben yine senin yanındayım. Dedi yok kardeş. Bu senin hakkın. Dün sen benim yanımdaydın. Bugün ben senin yanında olayım. Dedim Allah razı olsun. Rabbim de kendisine hayırlı şifalar versin. Amin. Amin. Bütün kendisinin şahsında bütün hastalarımıza hayırlı şifalar versin. Amin. Amin. Bahattin Bey, ben de oluşturduğunuz intiba şu şekilde. Ola ki işler istediğiniz gibi gitmedi. Bir şeyler istediğiniz gibi olmadı. Sanki yine küsmeyecek, yola devam edecek gibi de duruyorsunuz. Bak, ben ülkücü hareketin çeyrek kadrosundan yetişmiş bir insanım. Evet. Beni teşkilat içinde sorarsınız. Sorarsınız. Bu Bahattin Uğur kim? Gelmiş aday olmuş. Belki sen beni tanımazsın. Ama Allah'a çok şükür o listeye girem girmeye. Teşkilatım ne emri etmişse ben onu uygularım.
Mümkün değil. Ben bunu 2018'de yönetimde değilim. İşin içindeyim. Kendi arabamla, kendi imkanlarımla gitmediğim köy, gitmediğim mezra kalmadı. Şehir merkezde olsun, merkeze bağlı köyler olsun, kendi bölgem olsun. Gitmişim. 2019'da yine kendi arabam, kendi imkanlarımla burada SKM'de görevliyim. Şehrin doğu mahalleleri, mesela Mustafa Paşa, Kırklar Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Salih Baba, doğu kesim. Ben buralarda çalışma yapmışım. Artı koşmuşum il genel meclis kovancılara, hem merkezde hem köylerde il genel meclis adaylarımızla beraber gezmişik. Niye? Partim için. Bir menfaat beklemiyorum. Partimin başarısı için. Bu listede olan olmuyor. Yakında açıklanacak. Bahattin Uğur kimi verirlerse o bölgede. Kimi verirse ben yine yanındayım. Evet, ben ideolojime sadığım. Ben ideolojiye inanmış bir insanım. Hadis-i şerifte diyor, birlikte rahmet, ayrılıkta azap var. O zaman ben bu birlikteliği yapmıyorum demek abla. Biz bu inançtayız. Ben inanmışım bu harekete. Bu hareketin temel taşından yetişen biriyim ben. En kötü dönemlerde, tabi partimizin ismi 12 Eylül'den sonra Türkiye Cumhuriyeti demokrasiye geçildiği zaman, 83'te siyasi partiler kurulduğu zaman önce Muhafazakar Parti oldu. 1983'te kuruldu. 1985'te kongrede Milliyetçi Çalışma Partisi oldu. Partimizin adı. Ben 22 yaşında Milliyetçi Çalışma Partisi yönetimine girdim. En genci bendim. İnsanım. Ve bu gençliğimi, bu çevreyi, bu dostları ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin sayesinde kazandım. Bugün hangi köye gitsem, hangi mezraya gitsem, hangi ilçeye gitsem bir dostum çıkar, bir arkadaşım çıkar. Yoksa ben uzun oban mezrasından çıkarın oğlu bana derdiler. Ama Allah'a şükür bu hareketin hayrıyla en hücre köşede bir tanıdıklarım var, dostlarımız var. Bu partinin hayrıyla. O hücredeki köyde, mezrada olan insanı da unutmamışım. 3000 tane telefon var. Aday olduktan sonra 1800 tane telefon geldi. Ha bu bir kısmı Elazığ'dan, ağırlıklı köylerden, ilçelerden, beldelerden geldi. Niye? Bu insanlara dokunmuşum abla. Dokunmasaydım bu ilgi halkayı ben görmezdim. Rabbim nasip ederse, seçilirsem o bölgeye aynı sistemi devam ettireceğim. Her şeyin hayırlısı. Kadere evet. İnanmış bir insanız biz. Kaderimiz var. Kadere inan. Rabbim ne derse olur. Her şey en güzel şekilde olsun. Çıkmış evet. Olduğunuz yolda size başarılar diliyorum Fatih Bey. Amin. Artık programımızın da sonuna geldik. Evet. Seyircilerimize son olarak ne söylemek istersiniz? Belki değinmek istediğiniz bir konu varsa onu da alabiliriz. Öncelikle televizyonların başlarında bizleri izleyen Elazığ'da olsun, ilçelerde olsun, köylerde olsun, asıl aday olduğu İlçede olsun, hepsini saygıyla, muhabbetle selamlarım. 31 Mart'ta yapılacak olan mali idareler genel seçimlerinin şehrimize, ilçemize, partimize, ülkemize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Evet, evet. İnşallah her şey ülkemizin, şehrimizin hayrına olur. Amin. Fatih Bey çıkmış amin. Olduğunuz yolda amin. Tekrar size başarılar diliyorum. Amin, amin. Size de teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu. Böyle hiç heyecanlanmadım. Çok Rabbime güzel. Şükürler olsun. Evet, evet. Siz de beni sıkmadınız. ben istiyorum ki konukların programında kendilerini güzel güzel anlatsınlar, izah etsinler. Seyircim de anlasın onları. Evet. Yüreklere dokunalım. Fatih Bey kısacık bir ömür bu. Her şey güzellikle aynen. Olsun isterim yani. Şimdi bir insanı biz gönül kazanmaya geliyoruz. Evet. Gönül kırmaya gelmiyoruz abla. Allah'a çok şükür. Biz bugüne kadar kimsenin gönlünü kırmadık. Kırdığımız zaman da biz bu meydanlara inemezdik. Eğer bu şehirde 100 kişi varsa, 95 kişi beni seviyorsa ne mutlu bana. Ben böyle bir insan.
Evet, gönüllü insanı dediğimiz insanlar. Evet, tekrar teşekkür ederim Vadim Bey. Değerli seyircilerimiz, bugünkü Seçime Doğru programında sonuna geldik. Bizleri seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.